yaptı. Ortasının cezalan içerisine doğru Ragıp karşıladı. Halil. Halil pasını vermek istedi. Şimdi İbrahim Göçer bıraktı. Sağ kanat Ender. Ortasını yapacak. Yapıyor. Aşan top. Halil aşırttı. Raif'in kucağına geliyor bu top. Bu yan toplar tehlike oluşturur ama iyi orta gelmedi. Tevrat karşıladı. Degajmanı Ender. Kenet. Tekrar Tevrat. Ender yine Tevrat'la oynadı. Tevrat orta direk kaleye üst direkten geri geliyor. Orta yapmayı düşündü Tevrat ama top direk üst direkten geri geliyor. Nasıl yayınlıyorsun sevgili kompozisyonu? Yani hiç beklenmedik bir top kaleci Raif için. İçeri çok... girebilirdi. Tabii ama yani hiç beklenmedik bir top. Çok da sert gelip bir anda kaleye doğru yöneldi. Bu arada Özgür Hamza'dan sıyrıldı. Özgür yatarak müdahale Hasan'dan. Çok yine kritik bir müdahale. Evet kritik bir müdahale Hasan'dan. Ama Özgür bu pozisyonlarda biraz daha daha müsait arkadaşını denemesi gerekir. Denemesine bir pas. Samuel İbrahim çok Göçer. Net bir pozisyonda. %100 gol fırsatına girebilirdi ama Özgür. Hasan kalktı. Tekrar yere yattı. Az önce başına bir darbe aldı. Şu dakikaya kadar gerçekten libero'da kritik müdahaleleri var genç futbolcunun. Ve sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor. Savaş Tilki 27 dakika geride kaldı. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda gol sesi yok. Ama Hamitköy adına kaçan %100 iki pozisyon var ki bunlardan bir tanesi penaltı. İbrahim Göçer'le yararlanamadı Hamitköy. Nasıl değerlendiriyorsun 27 dakika? Yani dediğim gibi iki takım da kazanmak için çıktı. Ki ilk dakikadan itibaren bunu gördük. Bu tip maçlarda kazanabilme adına hata yapanın değerlendirmesi gerekir. Yani karşı tarafın hata yapan tarafın pozisyonları değerlendirmesi gerekir. Bunu da daha çok yakalayan Hamitköy vardı. Ancak dediğim gibi bir %100 gol fırsatı, bir penaltıyı kaçıran taraf olunca da şu ana kadar oyunun şeklini değiştirebilecek golü Hamitköy atabilirdi. Yapamadılar. Ama gençlik gücünün de kontra toplarda tehlikeli olduğunu görüyoruz. Ahmet, Ender, şimdi Tura, Hasan oyuna dahil oldu. Ragıp, Diodone, Volkan. İsabetsiz bir pas, Ender'e geliyor bu top. Ender, Erkan'a doğru gönderdi. Erkan, şimdi Halil Çürük. Halil rakibinden kurtardı. Şimdi Kenet'e. Kenet önemli bir pozisyon olabilir. Kenet kaleye vuruyor. Raif çıkarıyor. Korner. Savunma iyi kapattı aslında Kenet'i. Sadece o dar açı kaldı. Evet. Orada şansını denedi. Uzak kale direğine vurabilseydi tabii ama zordu tabii onu da yapabilmek. Yakın kale direğinde kaleci iyi önler ki Raif de bu pozisyonu önledi. Erkan kullanacak köşe atışını değerli futbol severler. Cezaevinin içerisinde 4-5 Hamitköy futbolcusu var. Erkan henüz atışı kullanmadı. Şimdi kullanıyor Erkan. Arka direğe doğru yüksek bir top ama top direkt dışarıya gidiyor. Kale vuruşu gençlik gücünün. Ragıp. Şimdi Borga. Yapılan hareket faul diyor Savaş Tilki. Serbest atış gençlik gücünün. Divadone. Şimdi Ayker. Sağ kanada doğru Hamdi.
uzun bir top ama o noktada Ragıp var sadece. Tuğra Halil baskı yaptı. Ayker'e güzel bir pas. Ayker sağ kanada Volkan'a. Volkan iyi orta yapabilir mi? Geriye kesti. Mustafa ayağın altından kaçırdı. Mustafa devam diyor Savaş Tilki. Şimdi Çağın sağ kanada İbrahim Göçer. Tek oynadı. Kenet. Salih'i aldı karşısına. Kenet şutunu deniyor ama Salih yine ayağından dönüyor top. Şimdi Ender. Pası Tevrat. Halil Çürük. Yine Tevrat. Erkan. Eksin etrafında döndü. Erkan. Pası İbrahim Göçer olsaydı bayrağı havada. Evet, Kenet tabii artık bulduğu pozisyonlarda tek başına mücadele etmek zorunda. Çünkü gelen destek kendisine yok. Yani Kenet de süratli bir oyuncu. Savunma arkasına sarkıyor. Burada bence rakibin üzerine gidip artık o süratiyle birlikte becerisini ortaya koymalıydı Kenet. Biraz tercih bana göre yanlış oldu. Ragıp. Çağan göğsüyle yumuşattı önüne. Volkan. Volkan sıyrıldı ilk anda rakibinden. Volkan. Ara pası Özgür. Özgür geçmedi Hamza'dan. Geçse Samuel bomboştu. Gol şansı olabilirdi Gençlik Gücü adına. Hasan. Ender. İbrahim Göçer. Tevrat. Erkan. Boş alana gönderdi ama orada Hamitköy futbolcusu yok. Raif'e kadar geliyor bu top. Şimdi Salih. Mustafa İker. Volkan kaptırıyor Tevrat. Erkan. Kenet'i görmek istedi. Erkan sola bıraktı. İbrahim Göçer bayrak havada. Sanki değil gibi evet, ama. Evet, bana da öyle geldi sevgili Yoko. Gerçi yardımcı hakem Hüdavşaroğlu sanıyorum. Çok iyi yerde durdu. Yani bayrağı kaldırdığı anda da pozisyonu takip eder bir görüntüsü vardı. Yerindedir. O zaman onun bayrağına doğru diyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok evet. Zaten. Mustafa İker Özgür'e doğru. Özgür Çağatay çıktı kalesinden topu alıyor. Çok kurnaz bir forvet elemanı. Özgür Ongun. Geçtiğimiz yılın da 2. ligde yani şimdiki adıyla 1. ligdeki gol kralı olmuştu Gençlik Gücü'nde. Divadone. Mustafa İker. Volkan. Samuel'e doğru. Çağ'ın müdahalesi var. Hamdi. Samuel kurtardı topu. Hareketlenen Divadone var. Samuel üstüne gidiyor rakibinin. Şimdi bıraktı Volkan. Yaptı ortasını ama bir tek Özgür var cezalan içerisinde. Böyle orta yapılmaz yani. Tek bir Özgür varsa becerini göster, Özgür'ün kafasına topu indir. Varsa öyle bir beceri. Yani böyle gelişi güzel bir orta yaparsan hiçbir işe yaramaz. Tevrat. Erkan. Erkan İbrahim Göçer oynadı. Volkan geldi. İbrahim Göçer. Salih vurdu kafayı. İbrahim Göçer'e pas oldu. İbrahim. Şimdi Kenet. Ayker geldi karşısına. Yaptı ortasını. Hamdi geldi vurdu topu. Gol oldu. Hamdi gelişine güzel vurdu ve topu ağlara gönderdi. Hamitköy 1-0 öne geçiyor 34. dakikanın içerisinde. Kenet çok güzel bir orta yaptı. Adeta dağılan pozisyonu toparladı. Arka direkte bekleyen arkadaşını çok iyi gördü. Hamdi de gelişine adeta ortanın hakkını verircesine güzel vurdu. Ve topu filere göndererek Hamitköy'ü 1-0 öne geçirdi Gençlik Gücü karşısında. Evet, güzel bir gol oldu. Özellikle Kenet'in burada pozisyonu takip etmesi, tekrar topu kontrol edip güzel bir orta yapması gerçekten pozisyonun golle sonuçlanabileceği bir noktaya getirdi. İbrahim Göçer de son anda vurmaktan vazgeçince güzel bir pozisyon yakaladı Hamdi. Hamdi de tecrübeli bir futbolcu. Evet. Tecrübe de işi bitirdi. 1-0 öne geçti Hamitköy. Gençlik Gücü deplasmanında bir gece maçında ilk kez bu sezon her iki takım da gece maçına çıkıyor. Ve bu güzel havada, güzel zeminde 34. dakikada
Hamdi'nin attığı golle 1-0 önde. Şimdi Çağ'ın topu sürükleyen futbolcu gelişi güzel bir vuruş yaptı. Gençlik gücünü futbolculara geldi top. Samuel sıyrıldı Hamdi'den, yerde kaldı, karar faul. Sarı kart gösteriyor Hamdi'ye Savaş Tilki. Şimdi bir gece maçı, bir cuma akşamı. Ama birkaç gün önceye gidersek bu iki takım da son karşılaşmalarını pazar günü oynadılar. Evet, ikisi. Yani pazar gününden bugüne 4 günlük bir süre içerisinde ikinci bir önemli maça çıkıyorlar. Bu açıdan biraz onlar açısından zor bir 90 dakika oluyor. Ki bir tanesi farklı mağlup oldu. Biri de çok önemli bir deplasmandan farklı galip geldi. Moral motivasyonu iyi olan taraf gençlik gücüydü maç öncesinde. Çağ'ın yükseklik kazandı top. Hamdi vuramadı. Divadone. Şimdi Volkan. Ayker sıyrıldı. Açıldı top ayağından. Çağatay'da kalıyor bu top. Yani şimdi Hamitköy morali bozulmamıştır bana göre. Tahir şeyde geçen hafta Çetinkaya maçında. Çünkü rakibi değildi. Yani Çetinkaya'yı yenebilecek. Bu arada Kenet. Evet. Kenet kurtardı topu rakibinden. İbrahim top istiyor. Kenet dışarıya doğru kesiyor. Tevrat gelişine vurdu. Raif çıkardı. Güzel bir hareketler. Önemli pozisyon daha Hamitköy adına. Güzel hareketler izliyoruz Hamitköy'den. Kanatlardan gelince Hamitköy gerçekten son dakikalarda çok iyi pozisyonlar üretti. Uzun bir top yine Kenet. Kenet sıyrıldı yine Salih'ten. Kenet yerde kalıyor. Karar faul. Çok etkili bir futbolcu. Gerçekten durdurulması çok zor bir futbolcu. Ve Salih de sarı kart görüyor. Kenet'e bu pozisyonda yaptığı faulden dolayı 37. dakika içerisinde Kenet hala yerde kalkamadı. Golün asistini yapan, az önceki pozisyonu yaratan ve gerçekten şunu söylemek lazım. Belki de bu sezon ülkemize gelen en kaliteli yabancı diyebilir miyiz Kenet için? Yani ben iki maç izleyebildim Kenet'i ama bende bıraktığı izlenim takımı adına önemli bir silah. Öncelikle bunun altını çizmek gerekir. Yani Hamitköy için önemli bir silah, önemli bir golcü Kenet. Ama çok güzel, yani son vuruşları, bitirici vuruşları, çok zekice bir oyuncu. Fuleli bir oyuncu. En önemli özelliği bana göre fuleli olması, güçlü olması. Yani birebir girdiği pozisyonlarda ya topu söküp alıp götürüyor ya da az önceki gibi yaka paça yere indiriliyor. Yani bu anlamda Kenet iyi ama bana göre biraz daha Kenet'in yanında ona pas çıkarabilecek, destek olacak bir tane daha onun ayarında bir futbolcu olursa Kenet çok aslında daha fazla gol atar. Aslında o özelliklere sahip oyuncular var yani baktığımızda. İbrahim Göçer var, Erkan var ama senin söylediğin katkıyı veremediler. Evet. İşaret verildi. Erkan vurdu, defansa çarptı top. Raif'i kontrpiyede bırakmadı ve kucağında eridi bu top Raif'in. Hemen eliyle oyunu başlattı Volkan. Divadone, Halil geldi o noktaya. Karşıladı topu Borga. Tekrar Divadone. Baskı var Hamitköy takımından. İbrahim Göçer. Divadone topla dribbling halinde. Sıyrıldı iki rakibinden de Divadone. Müdahale var. Bu pozisyon öncesi fauldü. Evet. Bu arada oyunu durdurdu Savaş Tilki. Öncesinde Divadone'ye faul yapıldığını belirtiyor. Volkan oyunu başlattı. Borga Özgür'e doğru gönderiyor. Kafayı vuran Çağ'ın. Şimdi Borga. Halil çürük baskı yaptı. Borga sıyrıldı ondan. Borga kaleyi düşünüyor. İsabetsiz bir vuruş. Bakıyorum. Çarpma köşe var. Atışı diyor. Yani bu bölgelerde gençlik gücü biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Daha olumlu pas. Ve bu pasların sonucunda hani nasıl isimlendiriyoruz? Final pasını iyi yapması gerekir. Yani bu yüzden yaşayacağı noktada evet, panik yaşıyor. Aceleci davranıyorlar. Evet. Çok acelecilik yapıyorlar. Volkan yaptı köşe atışını. Tevrat vurdu kafayı. Erkan. Mustafa aldı. Şimdi Volkan. Bir orta daha. Tuğra şıttı. Özgür. Ender'in baskısı var. Şimdi Salih. Samuel. Borga. Kapandı kendi yer alanında Hamitköy takımı. Ayker. Divadone. Sıyrıldı rakibinden. Divadone cezalı ançasına doğru. Çağ'ın uzun bir top.
Kenet, Salih vurdu kafayı. Ahmet, şimdi Borga. Erkan, Ragıp. Uzun bir top Özgür'e doğru. Özgür sekti. Kaleci Çağatay'ın kucağına geliyor bu top. İlk yarıda artık son 4 dakikanın içerisindeyiz. 1-0'lık Hamitköy üstünlüğü var. Salih vurdu kafayı ve kaleci Raif'e geliyor bu top. Hamdi ile 34'te 1-0 öne geçmişti. 14. dakikada ise İbrahim Göçer ile bir penaltı atışından yararlanamadı Hamitköy takımı. Şimdi Kenet, Tevrat isabetsiz bir pas arkadaşına. İşte az önce dedik ya, güzel pas çıkaracak, asist yapacak bir futbolcu. Tevrat bunları yapması gerekir. Görevi o ama yapamıyor. Volkan. Tuğra uzun bir top Ayker'e doğru. Hasan karşıladı. Tevrat. Volkan. Pası Özgür. Özgür kaçırdı ayağından. Halil Çürük. Şimdi İbrahim Göçer. Hani bir kontratak olabilir. Hamitköy takım adına ters tarafa dönüyor. O noktada Tevrat var. Ragıp geliyor. Tevrat yetişebilecek mi? Yetişemiyor. Taç gençlik gücünün. Şimdi Tuğra. Ayker. Tekrar Ayker. Erkan baskı yapıyor. Volkan'a doğru. Hasan. Topu şimdi kontrolünü aldı. Volkan baskı yaptı. Hamdi. Hamdi kaldırdı kafasını. Pası isabetsiz. Dönen top Volkan'a pas oldu. Volkan Özgür'ü gördü. Özgür Hamza mücadelesini izleyeceğiz. Özgür sıyrıldı ondan. Yaptı ortasını. Yine Hasan. Yine evet. Kötü pası. Ne kadar güzel hareket yaptı Özgür. Topu sakladı. Geçti ama pas kötü. Erkan kontratağa geliyor. Hamitköy takımı Erkan. Kenet'i düşündü ama hareketlenemedi o noktaya Kenet. Salih topu aldı. Şimdi Volkan. Deodone. Hamdi var arkasında. Bastı topa döndü. Şimdi Samuel'i gördü. Samuel. Volkan. Borga. Şimdi Ragıp. Pası derinlemesine Hamza'nın müdahalesi var. Şimdi Tevrat aldı topu. Tevrat pas verecek arkadaşın nerede? Erkan. İbrahim Göçer kaçırdı ayağından. Tekrar döndü kazandı topu. İbrahim Göçer sıyrıldı rakibinden. Erkan boş onu görebilecek mi? Şimdi görüyor ama Volkan çabuk girdi kademeye. Ve Mustafa İker. Şimdi Divadone. Pası Özgür. Özgür döndü eksene lafında. Özgür. Dönüyor sol kanada Ahmetcan. Şimdi pası Borga. Kaleyi karşısına aldı. Borga dışarıya gönderiyor. Düşünce olarak güzel ama uygulayamadı düşündüğünü ve top az farkla dışarıya gidiyor. İlk yarıda artık son 1 dakikanın içerisindeyiz. 1-0'lık Hamitköy üstünlüğü devam ediyor. Normal sürede son 1 dakika değerli futbol severler. Şimdi kullandı Hamza vuruşu. Orta noktaya düşen top. İbrahim Göçer'e açtı top. Kenet. Kenet sıyrılamadı iki rakibinin arasından. Şimdi topu alan Salih. Pası Volkan. Hasan karşıladı. Rakip yer alanına gönderiyor. Tuğra, Erkan. Erkan Halil'e çarptı top. Yine Erkan'a pas oldu. Erkan uzun bir top. Kenet. Salih'le mücadelesi şimdi. Kenet girdi ceza bahçesine. Kenet topu ayağından biraz açtı ve çıktı Raif. Topu kontrol ediyor. Şimdi Volkan hemen eliyle başlattı Raif. Erkan yatarak müdahale topu taça gönderiyor. Volkan, Samuel. Tekrar Volkan, Samuel.
Samuel ceza alanına doğru göndermek istedi. Defanstan sekti top. Hamdi'yi uzaklaştırıyor. Erkan. Yodone. Samuel. Samuel müdahalesi var Çağ'ın. Foul diyor. Tehlikeli bir nokta. Gençlik gücü adına kullanılacak bu serbest atış. Hemen paslaşarak kullanıldı. Divadone. Divadone. Ara pası. Sıkıyor Borhan'ın ayağından. Çağatay. Degajmanlı ve Savaş Tilki'nin çalan düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Değerli futbol severler, ilk yarıyı 34. dakikada Hamdi'nin attığı golle 1-0 önde kapadı Hamitköy takımı. İlk yarı adına tempolu bir karşılaşma. İki takımın da orta sahayı çabuk geçtiği, rakip kaleye gittiği ama gençlik gücü adına net gol pozisyonunun olmadığı, Hamitköy adına ise kaçan bir penaltı ve bir de %100'lük yerlerle harcadığı karşı karşıya bir pozisyon var değil futbol severler ama 34. dakikada Hamdi'nin attığı golle 1-0 önde kapıyor devreyi Hamitköy. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız değerli futbol severler. Şimdi söz merkezde.